Kerri Yasar anlasın, ona göre daha rahat karar verelim. Daha ne, karar vermek de yani haddimize değil de daha net anlamaya çalışalım. Şimdi Zekeriya Bey, Yılmaz Hoca orada bir ziyaret yeri var. Bir türbe var. İşte Zeyn adı anladığım kadarıyla. Zeyn'e gideceksiniz diyor. Zeyne diye bir yer var. Siz Yılmaz Hoca'yı da alıyorsunuz. Rukiye de yanınızda, bir lokantaya yemeğe gidiyorsunuz. Orada Rukiye ile ilgili gördüğünüz sahneyi burada izleyicilerime anlatır mısınız? Ne gördünüz? Ne yaşandı o lokantada? Şimdi Didem Hanım, Rukiye hiç ellerini kullanmıyordu. Yemeğe kardeşler, yakınları uzatıyordu. Sadece ağzını kullanıyordu. Ben de ilk defa gördüğüm için, evet götürdüm ama. Anlamadım. Rukiye elleri titrediği için mi şeyi tutamıyor, kaşı? Ellerini hiç kaldırmadı. Sadece ya, mesela kaşıyla yemeği uzadanı aldı yedi. Ekmek uzadanı ağzını hiç elini kullanmadı Didem Hanım. Ben de gerçekten şimdi oradan döndük. Bir dakika dur, bir dakika bekle. Konuşamıyor muydu o sırada peki Rukiye? Konuşuyordu da net konuşmuyordu. Burada da öyle. Çok net konuşamıyor. Evet. Biraz var problem konuşmasında ama cümle kuramıyor, sonunu getiremiyor vesaire. Bir de, ama ben şunu merak ettim. Yani elini kullanamamasının nedeni acaba kaldığı, yani maruz kaldığı işkenceler mi? Yoksa elini kullanamamasının nedeni psikolojik nedenden dolayı böyle gücü takati mi yok? Elini neden kullanamıyor? Yani o sırada Mustafa ile Veli mi ona yemek verip yediriyordu? Evet. İlginç değil mi sizce çok ya? İlginç. Bence çok ilginç evet, yani. Çok ilginç. Vallahi çok enteresan bir şey. Yani düşünsenize, o çatalı bile kullanamıyorsun, ağzına götüremiyorsun. O kadar takatsiz kalmışsın ya da bir işkence görmüşsün, kollarını kaldıramıyorsun. Ne olmuş olabilir? Peki sen sormadın mı Zeynep Bey? Çok garip bir durum çünkü karşılaştığın durum. Şimdi ben de bir şey sormadım Didem Hanım. Ben sadece götürüp getirmekle ilgilendim. Yılmaz amca dedim ki ne olmuş bu bayana, çocuğa dedim. Evet. Hastadır. Şimdi oradan döndük Didem Hanım. Çatakoyun'a geldik, Yılmaz amca evine bıraktık. Yılmaz amca dedi ki Rukiye hasta, burada bir hafta kalacak dedi. Abiler de dedi ki Mustafa ile Veli, tamam hocam kalsın dediler. Tamam. Rukiye'yi hocanın evinde bıraktı. Ben de öbürlerini kendi evlerine bıraktım. Uzun abucum oraya. Tamam. Yani evime geldim gittim. Şimdi bundan sonra Yılmaz amca bir gün, birkaç gün sonra geldi. Rukiye de yanında, Rukiye'yi de evlerine bir götürelim dedi. Rukiye o sırada, bir dakika. Rukiye o sırada sizin evde mi kaldı peki? Evet. Bir hafta boyunca. Yılmaz amcana, bizim koyun arası Didem Hanım 35-40 kilometre. Tamam. Oradan artık ben yoldan geldim evime, akşam arabayla dağdan geldim. Geldim bizdeler. Şimdi bizde yattık o gün. Mesela ben saat 8'den sonra gelen misafire ne diyeyim? Eşim de yani gereken hizmetlerini yapmış. Sabah diye Rukiye'yi götürelim, evlerine teslim edelim diye. Bir dakika, bir saniye, ben şunu anlamadım. Şimdi siz o sırada annenle beraber, annen orada birlikte yaşıyorlar, evet. Evliler. Evet. O sırada baban işte bir hafta boyunca sizin evde kalıyor. Evet. Ve sonrasında baban Rukiye'yi alıyor. Evet. İşte babasına, ailesinin ya, evine. Ya bir misafir gibi ağırladık biz onu. Annem banyoya soktu, saçlarını taradı onun ya. Ama bu kara sevdadan olmaz. Orada başka bir şey yaşamış o evde. Ailesi... Yaşasaydı doktora gideydi, jandarmaya gitmiş, savcıya gitmiş, çekmeseymiş kendi ifadesini geriye. Benim babam şey değildi ki, adli merci değildi ki. Niye benim baba? Tamam anladık, onu da anladık. Benim babama işte böyle böyle oldu diyor. Abilerim bana bunu yaptı diyor. Babam sahiplenmeye çalışıyor. Diyor ki kara diyor anneme, buna biraz iş güç öğret, oturup kalkmasını öğret. Bunlardan diyor işte garibanın biriyle evlendirelim. Burada gözetimimiz altında da olur, geçinir gider diyor. O diyor. Biz gerçekten ona inandık, beri çekmeye çalıştık. O ilk hamlede karnını doyuran eli ısırdı. Bana bu saatten sonra kimseye Rukiye merhamet edeceğim falan düşünmesin yani. Yaşamış olabilir. Hayır, hayır. Bana bize anlattığında biz ona dosdoğru yaklaştık. Biz söylediğim, kendimize köle gibi yumuş buyurmadık. Biz ona yumuş bile buyurmadık. Biz hazırladık, o hanımefendi yedi. Ya şimdi tamam, benim sakin. İçimdeki acı çok büyük. Biliyorum, biliyorum. Farkındayım. Biliyorum. Fazlasıyla onu görüyoruz, o acıyı zaten. Yani her gün gözünden yaş dinmiyor seni. O acıyı görüyoruz Mercan. Görmemek imkansız yani. Ama biz diğer kişi eğer katilse bunu iten nedenleri bir anlamaya çalışıyoruz.
Sonra da eğer katilse yargı önünde bir an önce cezasını bulsun, cezaevine girsin. Bütün hedefimiz o yani. Bizim merhametimizden maraz doğdu. Ben onu görüyorum. Bizim merhametimizden maraz doğdu. Sonunda babam... Bir dakika dur. Bir hafta boyunca sizin orada kalıyorlar ya. Neden bir hafta ne kadar pardon sizin evde ne kadar kaldılar Zekeriya Bey? Rukiye'li ikisi. Bir hafta değil dedim hanım. Bunlar akşam gündüz gelmişler. Özür dilerim. Ben de akşam akşam geldim bizim evdelerdi. Tamam. Bu Rukiye'yi ilk el ettiğimizde Yılmaz amca Rukiye'nin abilerine dedi ki Rukiye'nin üzerine çamaşır emanetmiş bak. Rukiye'nin kendi çamaşırı bu emanet çamaşır. Neden giydirdiniz dediler. Onlar da işte komşunun kadından aldı filan. Yani durumu sen anla bir çamaşır giy. Şimdi sabah oldu Didem Hanım uzatmayalım. Bunlar gelin oldu yere traktör gidiyor ancak taksi gitmiyor. Tamam. Ben traktörüme bindim Yılmaz amcanı Rukiye'yi. Bunların Rukiye'nin annesi gidin evine el ettim bıraktım. Orada kaldı Yılmaz amcayı geri getirdim. Adam minibüse bindi evine gitti. Ben de ondan sonra uzun bir müddet görmedik. Peki sizin, sizin evinizde bir gece kaldılar o zaman. Evet gündüzden gelmişler Didem Hanım ikindinden. Beni beklemişler. Ben de kamyonla yoldan anladım, geldim. Anladım. Akşam geç geldim. O zaman Yılmaz Hoca Rukiye'ye nasıl davranıyordu? Rukiye Yılmaz Hoca'ya nasıl davranıyordu? Onları bir anlatır mısınız? Ya gayet samilerdi Didem Hanım ama şu gerçek ki bak Yılmaz amcanın bunu alacağını ben bilseydim kesinlikle merhaba etmezdim bir yere de götürmezdim. Ama bana şu saçımda tüyün biri kadar hiç çaktırmadı. Devamlı hasta 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 dedi. Hiç bana çaktırmadı. Bak bana sevip saydığım amca orada çok büyük yanlış yaptı. Ama şöyle bir şey. Yılmaz Hoca onun öncesinde zaten bu ailesinin içinde yaşadığı sorunları gördükten sonra başkalarıyla evlendirmek istemiş. Ama Rukiye Yılmaz Hoca'ya saplantılı bir şekilde ona bağlanmış. Yani önce bir akraban, bir tanıdığınız köyden genç bir çocukla tanıştırmış. Sonra onların tarafından biriyle evlendirmek istemiş. Yani bizim, Yılmaz Hoca da... köyden 3 kişiye göstermiş. 3 kişi. Evet. Oğlum işte bu kızı alın mı ya da Rukiye'ye demiş eve çağırmış şu çocuğu. İşte Rukiye o yani Rukiye söylemiş bir oğlan gelecek bir bak hoşuna gider mi sen yani sevebilir misin bir şöyle bir göz süz oğlana da diyormuş sonra oğlum o bizdeki kalan kızı sana şey yapsak alsak olur mu şey yapabilir misin kimse de beğenmedi lafın açığı yani burada kimse beni beğenmesin. Çünkü Rukiye'de şu algı var, şöyle bir şey, herkes beni önemsesin, herkes beni el üstünde tutsun, herkes benim sözüme biat etsin. Rukiye'de böyle egolar var. Sürekli böyle en üstünlük gösterme egosu var onda. Bunun doğru olduğunu söyleyebilirim. Neden doğru olduğunu söyleyebilirim? Biz burada gelen bütün misafirlerimize, bize başvuran ailelere eşit mesafede durmaya çalışıyoruz. Çünkü iki tarafı da tanımıyoruz. Yani. Sonuçta sana da ayrı ilgide bulunuyoruz. İhtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. Bir yandan süreçle ilgili konuşuyoruz. Rukiye de öyle. Ne zaman Mercan'la biraz daha fazla diyalog olsa Rukiye hemen ertesi gün yayında çıldırıyordu. Bunu da itiraf ediyorum. Ertesi gün yayında Rukiye... Nasıl Mercan'a bu ilgiyi gösterirsiniz diye. Yani inanılmaz bir kıskançlık huyu da var evet. Onu söyleyeyim. Çok kıskanç. Şunu söyleyeyim. Çok, değil mi Zuhal? Kıskanç Zuhal mıydı? Zuhal'i çok kıskanıyordu mesela. Zuhal Mercan'la konuşunca inama öfkeleniyordu ve yayınlarda problem çıkartıyordu. O kadar kıskançtı yani. Rukiye hakkında yani şeylerim, öngörülerim, yani düşüncelerim, ya da izlenimlerim. Ya gidin Rukiye hakkında yaptığım her şeyi ya okumuş bilim sahibi insanlara sorun. Benim ile aynı şeyleri açıklamazlarsa tamam ben buraya çıkıp gideceğim. Valla dışarıda bana üniversitede okuyanlar da soruyor, okumayanlar da soruyor, siyasetçiler de soruyor, her esnaf da soruyor, ev kadınları soruyor, çalışanlar soruyor. Herkes Rukiye'yi soruyor, Rukiye'nin kişiliğini falan merak ediyorlar. Dolayısıyla bir an önce olayın aydınlatılmasını istiyorlar. Sen istediğin kadar merak etme kamuoyunda da böyle bir inanılmaz baskı var. Eminim o baskı sayın savcılarımızın üzerinde de var. Olumlu anlamda bir baskıdan bahsediyoruz. Çünkü bir an önce adalet yerini bulsun, gerçekler neyse ortaya çıksın diyor. Gerçi biraz da ayan beyan ortada yani daha ne olsun yani daha ne olsun. Emsal teşkil edecek yani, evet. Zaten Didem Hanım yani bundan, evet. Türkiye tarihinde belki de emsal olacak bu karar. Evet. Değil o yüzden mi? Belki birçok
bu tarz konu var. Hı hı. Katili bulunamayan, faili meşhur olan Orhan Hocam da çok iyi bilir. Emsal olacaktır. Evet, kesinlikle öyle. Orada hakim ciddi bir hata yapmış, bir usul hatası yaptığı için. O da bizim yolumuzu açtı sağ olsun bu hatayı yaptığı için. Daha önce eleştirmiştik hakimi ama daha doğrusu şeyi, o süreci ne oluyor? Kesinleşme kararı ile ilgili olarak orada inanılmaz bir usul hatası yapılmış. Usul hatasından iş bambaşka yerlere dönüldü ve gidilecek o hatadan dönüldü. Şimdi sizi dinleyeceğim de Zekeriya Sarı da her şeyi inanılmaz tanıklık etmiş. Sonra babanı bir tuvalete kilitlemiş. O meseleyi bir evde bir çekim yaptı, bize bir anlattı. Yani seviyor mu babanı, nefret mi ediyor? Niye tuvalete kilitliyor? Ben köyde biz çekim yapmıştık. Benim babamı tuvalete kilitlediğimi söyledi ya. Ben orada şunu dedim. Bunu kendisi yapmış. Kendi yaptığı her şeyi bizim üzerimizden anlatıyor. Aslında Rukiye'nin bizim üzerimizden anlattığı her şeyi kendisi yapıp bu, yani %100 böyle yani. Bizim yaptığımızı iddia ettiği her şeyi aslında kendisi yapık. Rukiye burada doğru söylüyor. Ama kendisi yapmış. Tamam, bir izleyelim lütfen o anları.